dünyasıyla karşınızdayız. Enver Erkan'la birlikte hepinizin kafasındaki sorunun ne olduğunu tabii ki biliyoruz. Dolar nereye gidecek onu soracaksınız. Onun için onunla konuşarak başlayacağız. Hoş geldin, günaydın. Hoş bulduk, günaydın. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Nereye gidiyor dolar? Dolar nereye gidiyor? Aslında bakacak olursak çok hızlı gitti. Çok hızlı bir şekilde de geri geldi. Ancak genel duruma baktığımızda zaten o yukarı gitmesini sağlayan etmenlerin ortadan kalkmadığını görüyoruz. Yani sabah saatlerinde çok ciddi bir hareketle 3 yapmıştı dün, hatırlayacak olursak. Sonra zaten gün içerisinde bir 2.95'e realizasyon yaptı. O realizasyon biraz 2.89'lara kadar geldi aslında bakacak olursak. O dünkü 3'e gittiği kısmı bir daha açarak konuşalım istiyorum. Evet. İzleyicilerimizden de bu arada tweetleri bekliyorum. Sorularınızı, görüşlerinizi, düşüncelerinizi yollayın bize. Burada konuşalım Enver'le birlikte. Ablam akşam saatleri benimle çok dalga geçti. İşte bir şişman parmak mıydı acaba diye konuşmuştuk yayın sırasında. Şişman parmak meselesini de birazcık anlatalım. Evet. Bir hatalı işlem miydi? Yanlış geçen bir işlem miydi? Sonrasında bir düzeltmesi gelecek miydi vesaire? Bunları düşündük aslında ilk 3'e gittiğinde. Evet. Fakat böyle bir durumun olmadığı ortaya çıktı. O dakikalık grafiklerde en azından böyle bir işlem yoktu. Sonrasında da çok hızlı bir şekilde geri geldiğini gördük. Oraya çıkaran motivasyon neydi? Oradan indiren motivasyon ne oldu? Şimdi öncesini hatırlayacak olursak içeride riskler çok birikti. Hı-hı. Aslında baktığımızda bir defa bir politik açmaz söz konusu her şeyden önce. 7 Haziran seçimlerinden sonra hükümet kurulamadı ve Türkiye yeniden erken seçimle yüzleşmek durumunda. Bu bir etmen. Açıkçası işin içine biraz terör olayları da girdi aslında bakacak olursak. Çünkü risk priminde çok ciddi bir yükseliş var. Türkiye CDS'leri 280 puan seviyesi üzerine çıktı. Ki biz bu 220 puan seviyelerindeyken yüksek diyorduk. Risk algısının tabii ki çok yükselmiş olması Türk varlıklarına önemli bir baskı yapıyor. Dolayısıyla dünyada doların gevşemiş olduğu bir dönemde kurdaki bu yukarı yönlü sürekli olarak günde üstüne 5 kuruş koya koya yukarı doğru gitmesi tamamen iç dinamiklerle alakalı bir durum olduğunu önümüze seriyor. Dolayısıyla biz içeride olumlu bir haber akışı almadığımız sürece bu yukarı yönlü eğilimde devam edecek. Açıkçası bu önemli bir realizasyon olduğunu düşünüyorum. Ancak kurda aşağı yönlü keskin bir dönüşten konuşmak için henüz çok erken. Dolar hareketi bence bitmedi. Daha da yukarıya gitme ihtimali var ki bence açıkçası ilk 3 üzerini gösterdiğinde açıkçası piyasa bir mesaj verdi bence. 3'ün üzerine çok hızlı bir şekilde gidebileceğinin mesajını verdi. Burada tabii işin içinde biraz para politikası enstrümanları da giriyor tabii ki. Gözler Merkez Bankası'na gidiyor böyle bir durum olduğunda. Çünkü bir defa kuru aşağıya getirecek, o algıyı değiştirecek bir haber akışına sahip değiliz. Dolayısıyla elimizdeki enstrümanları kullanmak durumundayız. Kuru gevşetmek için olumlu bir hikayeye ihtiyacımız vardı. Hükümet kurulmadığı için, erken seçime gittiğimiz için, belirsizlikler içinde kırılgan bir yapıya sahip olduğumuz için bu elenmiş durumda. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Benzerlikteki ekonomilerden daha fazla faiz vermemiz gerekiyor. Şu an Merkez Bankası'nın bu konuda bir iletişim içerisinde olmadığını da gördüğümüzden dolayı bu eğilim devam edecektir. Bu sınır 3.05 de olabilir, 3.15 de olabilir. Açıkçası kısa vadede eğer ki Merkez Bankası son derece aktif, son derece radikal adımlar atmaz ise eğer 3.15 seviyelerinde orada gidecek kur görebiliriz. Sabahtan beri soruyorum, Allah aşkına şu soruya bir cevap verin demiş izleyicimiz. Kamu bankaları Londra'da döviz satıyor mu, sorar mısınız seçim öncesindeki gibi demişler. Yani şu an baktığımızda açıkçası çok ciddi şeyler görmüyoruz. Yani çok ciddi kırılmalar o açıdan gördüğümüzü söylemek zor. Yani şu an açıkçası çok ciddi bir döviz satışı da yok her şeyden önce. Sadece çok hızlı alınmıştı, çok hızlı bir şekilde alınmıştı, panik bir şekilde alınmıştı. Şu an bunun realizasyonu yapılıyor görüntüsünde. Ya açıkçası bir anlamda alım içinde fırsat yaratıyor diyebiliriz. Şimdi onu soracaktım. Gelen soruların çok büyük bir bölümü acaba buradan dolar alınır mı? Açıkçası bu soru biz 2.60'larda, 2.65'lerde hatta 2.50'lerden evet, itibaren sormaya başlamış. Evet, buralardan alınır mı diye. Şöyle diyorduk hep 2.70'lerdeyken de aslında diyorduk ki marjinal sınırlara yakın yerdeyiz. Dolayısıyla aldığınız zaman çok fazla bir getirisi şu anda yok. Dolayısıyla gevşemeleri alım fırsatı olarak kullanmanız gerekiyor durumda. Tabii şartlarda da değişiklik var. Çünkü o marjinal sınır yukarıya doğru uzadı. 2.70'ti, 2.80 oldu, 2.90 oldu, şimdi 3 oldu.
yani birer birer psikolojik eşiklere doğru giden bir kur görüyoruz açıkçası. Şimdi tabii 2.95'in üzerinden almak çok riskliydi elbette. Çünkü hızlı bir şekilde gittiği için geri dönüşü de hızlı bir şekilde olabilirdi. Ancak genel durumda dün 2.89'a kadar geriledi yanlış hatırlamıyorsam eğer. Hı hı. Bir anlamda o da bir alım fırsatı yaratmış oldu. Bir de tabii şu var, çok bir tedirginlik var. Merkez Bankası acaba sert bir şekilde müdahale edip kuru aşağı getirir mi? Merkez Bankası neden müdahale etmiyor diye, müdahale eder mi diye değil de neden müdahale etmiyor diye sorular var daha çok. Açıkçası şu anda tabii kısa vadede kurdaki bu algıyı yok edecek unsurun Merkez Bankası olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Merkez Bankası bir sadeleştirme politikası adı altında yol haritası yayınladı ve açıkçası piyasalarla kurduğu iletişim çok fazla beğenilmedi. Bunun nedeni de kullandığı dilin çok açık bir dil olmaması, iletişiminin iyi olmamasının sebebi aslında sadeleştiriyorduk. Bu. Sadeleştiriyorduk ancak tabii daha kompleks bir hale getirerek sadeleştiriyoruz şeklinde bir algı oluşturdu. Aslında öyle değil. Yani bir faiz koridorunun daraltma tabii ki olması gereken bir unsur ki yüksek ihtimalle bu zaten bir haftalık repo faizine yakınsayarak yapılacak bir durumda bu örtülü faiz artışı gibi bir durum ortaya çıkacak. Bu olumlu bir durum. Burada beğenilmeyen unsur şu. Merkez Bankası burada adımlarını FED'e bağladı. Yani FED faiz arttırırsa şeklinde bir bağımlı değişken ortaya koydu. Şimdi son açıklanan tutanaklara baktığımızda FED'in Eylül'de faiz arttırmasının öyle çok da kesin bir şey olmadığını görüyoruz. FED biraz pasif kaldı. Bu durumda FED faiz arttırmazsa Merkez Bankası ne yapacak şeklinde muallakta olan bir durum ortaya çıkmış oldu. Şimdi biz aslında iç piyasadaki tedirginlikten, gerginlikten dolayı işte bir tarafta terör olayları yaşanıyor, bir tarafta hükümet kurulamıyor, bir tarafta müthiş bir dövize atak var, o atağın nasıl kesilecek, FED'i tahmin edemiyoruz. Avrupa tarafı zaten sorunluydu, işte Yunanistan parayı ödedi ama nasıl ödedi, orası meçhul vesaire derken Çin'in devalüasyonu bir sürü değişkeni bir araya getirip bir karar vermeye çalışıyoruz. Ama o kadar çok iç piyasaya yönelmiş ve o kadar siyaset endeksi konuşmaya başlamış durumdayız ki o FED tarafını birazcık geride bıraktık sanırım. Şimdi Jackson Hole'da Stanley Fischer konuşma yapacak. Yapacağı konuşmanın başlığı da, panelin başlığı da belli olmuş. O da Amerika'daki enflasyon. Bu başlıkla birlikte Jackson Hole'da hani gündemimize bir kasaba olarak girmediği için daha önce faiz konusundaki ilk sinyalin verildiği ve hemen peşin aksiyonun alındığı bir yer olduğu da düşünecek olursa acaba Stanley Fischer'ın orada yapacağı açıklamalar Eylül'de bu iş oluyor ya da olmuyor, Aralık'ta bu iş oluyor ya da olmuyor, 2015 olduğu gibi geride bırakılıyor ve 2016 önümüze bakıyoruz gibi bir sonuç çıkar mı tarzında sorular var. Şimdi Stanley Fischer Fed'in iki numarası. Dolayısıyla söyleyecekleri şeyler son derece bağlayıcı, son derece önemli. Önceki konuşmalarını hatırlayacak olursak açıkçası o da aynı başkan Janet Yellen gibi 2015 yılında faiz arttırımı olabileceğini söyleyen kişilerden bir tanesi. Ki açıkçası baktığımız zaman 2014 Ekim ayında sona erdirilen bir QE olduğunu düşündüğümüzde bundan sonra bir sonraki adımı faiz artışı olması bekleniyordu. Ancak gerek iç dinamikler gerek dış dünyadaki olan ekonomik gelişmeler, Euro bölgesindeki yavaşlama, Çin'deki yavaşlama derken FED sürekli olarak bu faiz artışını erteleyecek bazı sebepler ortaya koydu. Şu anda da zaten ekonomi mükemmel olduğundan dolayı faiz arttırması bekleniyor diye bir durum söz konusu değil. Çünkü hala sıkıntı yaratan bazı kalemler söz konusu. Bunun en başında da enflasyon kalemleri geliyor tabii ki. Özellikle harcama ve tüketim eğilimlerine yönelik gelen verilerde beklenen iyileşmenin henüz olmadığını görüyoruz. Bunu aslında son gelen TÜFE verileri de bir anlamda bize göstermiş oldu. Beklentilerin altında kalarak. Ciddi anlamda aslında şu an ekonomik datalara yoğunlaşmış durumdayız tabii ki. Şimdi tamam tutanaklar biraz pasif bir görüntü ortaya koydu ama 28 Temmuz'a aitti o tutanaklar. Şimdi 28 Temmuz'dan 21 Ağustos'a kadar birçok veri açıklandı. Hı hı. 21 Ağustos'tan 17 Eylül'e kadar da birçok veri açıklanacak açıkçası. Yani köprünün altından yine sular akması muhtemelen. Bunun en önemlisi de Eylül'ün ilk haftasına gelecek tarımcı istihdam verisi. Burada açıkçası 200 bin trendinin üzerinde bir veri alacak olur isek eğer açıkçası FED'in faiz arttırım ihtimalinin yine son ana kadar fiyatlanacağı bir durum içerisine girebiliriz. Şu anki durum içerisinde açıkçası Eylül'de faiz arttırabilir de arttırmayabilir de
durumu oluşmuş durumda. Bu öncekinde çünkü Eylül'de faiz arttırma ihtimali biraz daha fazlaydı. Sadece bir kademe daha aşağı gerilemiş durumda. Ancak açıkçası Fed eğer ki bir adım atacaksa Eylül'de bu adımı atmalı ve ondan sonrasında piyasaların durumuna, ekonominin durumuna bakarak sonra atacağı adımları belirlemeli diye düşünüyorum. Bu her şeyden önce kredibilitesi açısından Fed'in oldukça önemli bir durum yaratıyor. Ancak buradaki adım açıkçası 25 bas puan altında bir adım olacağını ben düşünüyorum. Yani faiz artırıyorum. Evet. Ama artırmam sizi etkileyecek büyüklükte değil. Ben sadece bunun mesajını veriyorum. Artırmaya devam edeceğim. Küçük küçük bebek adımlarının bile altında adımlarla artırım yapacağım. Hani siz kendinizi ben bu kadar söyledim ayarlayamadınız. Şimdi daha fazla kendinizi hazırlayın bu işe demeye çalışacak aynen herhalde öyle. Fed. Fed eğer faiz artırırsa bunun Türkiye piyasalarına yansıması ne kadar olur? Şu an dolar TL gerçek değeri ne olmalıdır? Şimdi bu soruların şu kısmına bayılıyorum. Yani ortada bir değer var. Evet. Gerçek değeri ne olmalı? Gerçek değeri neye göre belirliyoruz ki? Şimdi para piyasasında öyle bir durumun olmadığını bir kere hatırlatmam gerekiyor. Yani gördüğünüz rakam gerçektir. Eğer ki bana kurda dip neresi, tepe neresi diye sorarsanız dip sıfır derim, tepe sonsuz derim. Para piyasasında böyle bir durum söz konusu değil. Eğer ki bir eğilim varsa bu eğilim o yöne doğru gider ve açıkçası o gidilen seviyelerde yeni normal olarak ilerleyen dönemde kanıksanır. Hatırlıyoruz. En beğendiğim laflardan bir tanesi yeni normal. Tabii. Açıkçası soru da neydi tam olarak? Fed faiz artırırsa evet. Eğer Türkiye piyasalarına bunun yansıması ne olur? Dolar TL'nin gerçek değeri ne olmalı? Açıkçası şöyle söyleyeyim. Bir defa Fed faiz arttırdığı zaman biz gelişmekte olan ülkeler içerisinde ciddi ayrışmalar göreceğiz her şeyden önce. Çünkü açıkçası sorumlu ülke sayısı artıyor. Hı hı. Özellikle Çin'in yapmış olduğu devalüasyon hamlelerinden sonra orada Asya'ya da yayılması beklenen bir dalga söz konusu ve açıkçası orada gerçek tehlike bir anlamda Çin'den geliyor diyebiliriz. Çünkü Çin'in yapmış olduğu hamlelerin özellikle ihracat pazarlarımız açısından bize de çok ciddi zararlarının olacağını düşünenlerdenim ben. Şimdi tabii bir de şu unsur var. İçerideki risklerle beraber, içeride meydana gelen olaylarla beraber kırılganlığımız çok 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 artmış bir durumda. Çünkü hali hazırda güçlü bir hükümetin kurulmasıyla beraber yapılabilecek mali reformlar ekonomik göstergelerde önemli iyileşmeler sağlayabilir ve hali hazırda kırılganlık yaratan cari açık gibi, enflasyon gibi kalemlerde biz biraz daha iyileşme sağlayarak yine yabancı sermaye çekebilecek durumda olabilirdik. Ancak şu anki durum açıkçası içinde bulunan belirsizlik bu kırılganlığı arttıran bir durum ve yabancı sermayede açıkçası belirsizlik durumunu, instabilite durumunu sevmez. Bu nedenden dolayı açıkçası Fed faiz arttırdığı zaman biz hali hazırda gardımızı alamadığımız için bize olan etkinin biraz daha fazla olmasını bekleyebiliriz. Çünkü şu anki durum içerisinde biz dışsal şoklara daha duyarlı bir hale gelmiş durumdayız. Fed'in faiz arttırdığında bunu ne zaman arttıracağı veya ne kadar arttıracağının açıkçası şu noktada bizim için bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir hamle olduğu zaman o tersine sermaye hareketleri bizim açımızdan biraz daha olumsuz bir duruma gidecektir ve çıkan sermaye açıkçası olması gerekenden daha fazla olacaktır. Ben 2015'te Fed'in faiz artırmayacağına inananlardanım. Nasıl yatırım yapmalıyım bu inanışa göre? Borsa 76.500'ü görebilir mi? Şu an tabii o noktadan çok uzakta değiliz. Yani borsanın kısa vadede oraya bir tepki vermesi son derece normal bir durum olarak görebilir. Ancak borsada biz çok kritik seviyelere geldik. Aslında bakacak olursak hem TL bazında hem dolar bazında endeksi incelediğimiz zaman hem 2014 ilk çeyreğindeki ve 2011 seviyesinde test edilmiş olan önemli destek seviyelerine gelmiş durumdayız. Burada açıkçası kurdaki o yukarı yönlü harekete rağmen borsadaki satışların ben biraz kısmi kaldığını düşünüyorum. Çok uzun süre biz 77.000 seviyesi üzerinde kalma eğilimi gösterdik. Şimdi 75.000 seviyesinin aşağı yönlü kırılmış olması bir risk teşkil ediyor bizim için ki 75.000 dün ilk kırıldıktan sonraki ilk hareket aşağı doğru çok hızlı oldu. 73.500'lere kadar gelen bir endeks söz konusuydu. Tabii ara ara tepki alımları görmemiz mümkün olabilir. Hatta hisse bazlı ayrışmalar da yaşayabiliriz. Belli başlı hisse kaynaklı hareketler de görebiliriz. Belli başlı haberler tepki alımlarına konu olabilir. Ancak aşağı yönlü risklerin ben biraz daha fazla olduğunu görüyorum. Önce 75.000 üzerinde tutunma görmemiz gerekiyor.
aşağıda şu an 72.500 çok kritik bir destek haline gelmiş durumda. Eğer ki kur hareketi ve faiz hareketi bu şekilde devam ederse bu seviyeyi kısa vadede test etmemiz mümkün olur ki şunu hatırlatmak lazım. 2014 ilk çeyreğindeki o hem dolar hareketi Fed'den kaynaklı hem de aynı zamanda içerideki politik instability ortamında 60.000'lere kadar gerilmiş bir endeks olduğunu belirtmekte fayda var. Kısa vadeli gösterge de olsa CDS bazındaki göstergelere bakınca yatırım yapılabilir ülke notunu kaybetmişiz denebilir mi? Şimdi açıkçası çok güzel bir soru. Çünkü şu var, biz bir defa kredi derecelendirme kuruluşlarının takibindeyiz bu son gelişmelerle beraber. Özellikle Moody's. Hatırlayalım, Moody's 2014'te ne yapmıştı? Görünümü aşağıya çekmişti ve sonraki 3 açıklama yanılmıyorsam, 4 açıklama da olabilir sonucuyla beraber hepsinde pas geçti. Hı hı. Bu aslında görünümü aşağı çekmiş olması şudur. Olası bir not indirimi için izlemeye aldım demek ve sonrasında güncelleme yayınlamadı, hep izlemeye devam etti. Şu an biz çok kritik bir noktadayız. Kredi derecelendirme kuruluşlarının not indirimi yapması için erken bir dönem içerisindeydik. Çünkü neden? İçeride seçim olmuştu ve hükümet kurma çalışmaları devam ediyordu. Şu an erken seçim ve artan terör olayları ve buna ilişkin olarak yapılması sürekli olarak ertelenen, bir türlü gerçekleştirilemeyen mali reformlar açıkçası Türkiye ekonomisinin şu an sermaye çekebilecek bir yapıda olmadığını bize gözler önüne söylüyor. Buna tabii ki dışarıdan kaynaklı riskler de eklenecek. İlerleyen dönemde Fed riskleri, Fed belirsizlikleri, diğer taraftan Çin etkisiyle beraber açıkçası bu durumda biz kredi notumuzun inmesi için aslında neredeyse her şeyi yaptık denebilir. Son çeyrek riskli olarak görünüyor bu açıdan. Matematikte sadeleştirmede bile birçok hata yapan bir milletiz. Merkez Bankası ne kadar sadeleştirmede başarılı olur? Yani bu şu açıdan bakmak lazım. Bir defa sadeleştirme politikası gerekli bir politika. Çünkü Merkez Bankası'nın çok fazla aracı var ve geneline baktığımız zaman bunların kullanılırlığı, efektifliği, kullanışlı birçoğu oldukça tartışmalı olan araçlar olarak görünümüze geliyor. Merkez Bankası'nın ilk önce bu piyasa tarafından yeterince anlaşılamamış araçlar üzerinde bir çalışma yapması gerektiğine inanıyorum. Diğer taraftan baktığımızda Merkez Bankası'nın müdahaleci olduğu dönemlerde kullandığı araçlara baktığımızda piyasa üzerine çok etkili olamadığını gördük. Bunlar neydi? İşte döviz depolarıydı, zorunlu karşılıklardı. Döviz satımıydı, şuydu buydu. Ancak sadeleştirmeye bakıyoruz, daha çok döviz satımı olabileceğine yönelik mesajlar söz konusu. Şimdi rezervlerin durumu baktığımız zaman çok iyi değil ve açıkçası eğer ki başarılı bir şekilde para politikasıyla kura müdahil olmak istiyorsanız bunu yapmanızdaki en önemli kıstaslardan bir tanesi bunu rezervleri harcamadan yapabiliyor olmanızdır. Bu şekilde başarılı politika araçlarında başarılı olabilirsiniz. Faiz koridorundaki sadeleşme çok önemli. Özellikle burada üst banda yaklaştırarak referans faizi bir anlamda örtülü faiz arttırımı yapmış olacak. Ancak bu tabii ki Merkez Bankası'nın sadece bir kere yapabileceği bir şey. Ondan sonrasındaki faiz artışlarının örtülü olmaması gerekiyor. Şu anki durumda açıkçası bir faiz artışı için Fed'in hamlesine de gerek kalmayabilir diye düşünüyorum kurdaki volatiliteyi göz önüne alacak olursak. Tersten soralım, euro konusunda ne yapılabilir? Euro'yu satalım mı diye sormuşlar. Mila abla, euro dolarda 1.25'lerden satış pozisyonu açabilir miyiz diye soran izleyicilerimiz var. Şimdi tabii euro dolarda biraz daha pozitif bir seyir içerisine girmiş durumdayız son gelişmelerle beraber. Bu da açıkçası küresel bazda dolar hareketindeki o durulmadan kaynaklanan bir durum. Şimdi tabii 1.10-1.12 arasında uzun süre konsolide olan bir parite söz konusuydu. O 1.12 seviyesi yukarı yönlü kırılmış durumda. Haliyle bu kısa vadeli bir pozitiflik getiriyor. Açıkçası kısa vadede dolar endeksindeki sakin seyir devam edebilir ancak dolar hareketinde sona gelinmiş değil. Tekrardan yukarı yönlü hareketlenme ihtimali var. Özellikle Fed'in Eylül toplantısı yaklaştıkça. Üstelik şöyle düşünebiliriz açıkçası. Eylül'ün ilk haftasında olumlu bir istihdam verisi açıkçası yaklaşık 10 gün boyunca sürekli olarak değerlenen bir dolar önümüze getirebilir. Bu da pariteye aşağı yönlü olarak yansıyacaktır aslında baktığımızda.
İzleyicilerimizin artık bilinçlenme düzeyine inanamıyorum. Konunuzun lisansı ne acaba diye sormuşlar. Piyasada lisanssız çalışamıyor efendim artık. Endeksteki düşüşü nereye doğru bekliyor acaba diye sormuşlar. Tabii ki nedenleriyle birlikte öğrenmek istiyoruz diyorlar. Tabii şimdi endeksteki BIST endeksindeki düşüş tabii. Anladığım kadarıyla. Şimdi tabii şu açıdan bakmak lazım. Kur ve faiz önemli göstergeler. Ki faiz tarafına baktığımızda gösterge faizde %11-12 bandının içerisine girmiş durumdayız. Bu çok olumsuz bir durum. Çünkü önümüze açıkçası negatif senaryoları getiriyor. Önemli dönüş noktaları olduğunu düşünüyorum buranın. Özellikle faizde bir dönüş olacaksa bu aralıktan olabilir. Ancak %12 bandının da üzerine çıkar ise ya faizdeki bu yukarı hareket hızlanabilir. Faiz tabii ki burada risklerle doğru orantılı olarak artacaktır baktığımız zaman. Ki özellikle son zamanlarda CDS'lerdeki yükselişle beraber biz benzer ligdeki ekonomiler içerisinde Rusya ve Brezilya'dan sonraki en riskli ülke durumuna gelmiş haldeyiz. Faizin yapacağı baskı çok önemli. Kurda da açıkçası psikolojik seviyeler eşiğinde olduğumuzu düşünecek olursak yukarı yönlü bir kırılmanın da burada öne alınamayabilir. Bunun endekse yapacağı etkinin açıkçası negatif olmasını bekleyebiliriz. Biraz önce de belirttiğim gibi 75 bin yukarıda önemli, aşağıda 72.500 seviyesi kısa vadede önemli. 72.500'ü aşağı kırdıracak bir hareketlenme çok daha sert olabilir. Bu akşam BIST nasıl kapanır? Şu an tabii şu var açıkçası, bazen gün içerisindeki seyre ters olarak seans sonuna doğru bazı tepki alımları gelebiliyor. Son günlerde tecrübe ettiğimiz üzere açıkçası bu bugün biraz daha özellikle yurt içi ve yurt dışı piyasalar üzerinde baktığımız zaman biraz daha sakin bir gündem olduğunu söyleyebiliriz. Ancak şu bir gerçek, küresel bazı hisse senetleri üzerinde çok önemli bir baskı söz konusu ve burada asıl tehlikeyi yaratan unsur da Çin olarak ortaya çıkmış durumda. Haliyle bir yurt dışı ile etkileşim durumu da açıkçası yukarı yönlü bir hareket için yeterli olmayacaktır görüşündeyim. Ben açıkçası bugün çok ciddi bir hareketlenme olmasa bile zayıf seyrin devam edebileceği görüşündeyim. Çin'den başlayan ve yayılan devalüasyon atağı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası müdahale etmeyerek sanki kontrollü devalüasyona izin mi veriyor? Yani bu şu açıdan bakmak lazım. Şu anki durumun çok Çin'le alakalı ben olduğunu düşünmüyorum. Merkez Bankası en azından o tarafa bakmıyor. Şeyden önce onu göz önünde bulundurmak lazım. Ancak bir defa Çin'in bir defa çevre ülkelere yapmış olduğu önemli bir tehdit var. Çünkü orada net ihracatçı ülkeler var. Teknoloji ihracatçısı ülkeler var. Ve Çin'in ihracatlarını arttırarak bu ülkelerin pazarları üzerinde daha ciddi bir pay elde etmesi açıkçası bunları sıkıntıya sokacak unsurlar. Baktığımız ama orada rekabetçi hamleler görüyoruz çevre ülke merkez bankalarına. İşte Vietnam Dong'da devalüasyon yaptı. Kazakistan Tenge'de yine devalüasyona gitti. Diğer merkez bankalarında benzer şeyler bekleyebiliriz. Yani orada rekabetçi olarak kuru gevşetici para politikası hamleleri Kore gibi, Tayvan gibi, hatta Japonya gibi ülkelerden bekleyebiliriz. Bunun açıkçası ekonomimiz üzerindeki etkisi tabii ki olumsuz, bir defa gelişmekte olan ülkelerdeki algıyı bozuyor her şeyden önce ve Çin direkt olarak ihracat pazarlarımızı tehdit eder bir hale geliyor. Çünkü hali hazırda rekabetçi bir durumda değiliz ve rakiplerimizdeki, düzeltiyorum, ihracat pazarlarımızdaki durumlardan dolayı kar marjlarımız da çok ciddi durumda düşmüş halde. BIST 30 kağıtlarına bugün yatırım yapanın önünde kazanca kadar uzun bir yol var mıdır? Şimdi açıkçası hisse bazlı ayrışmalar olabilir demiştik. Ancak bir defa yatırım yapılacak şirketin hissesine dair bence bir hikaye olmalı. Burada en önemli kıstas da açıkçası şirketin döviz borcu ve net borcu olarak ortaya çıkmış durumda. Özellikle net döviz varlığı olan şirketler bu bağlamda bu kurdaki bu hareketten olumlu yönde etkilenebilecek durumda. Ancak sanayide kar marjlarının çok düşmüş olduğunu biliyoruz. Bir anlamda şu açıdan bakmak lazım. Sektör bazında değil, hisse bazında dikkat edilmeli. Özellikle şirketin hikayesinin olup olmadığı, projelerinin olup olmadığı ve tabii ki borçluluk durumu, borçları finanse edebilme durumu burada çok önemli kıstaslar olarak düşünüyorum. Ancak BIST 30 tabii ki bunlar içlerine çok iyi yönetilen şirketler var. Uzun vadede portföylerde elbette bulundurulabilir. Pek teşekkür ederim Erkan, sana kolay gelsin diyeyim. Bakalım nasıl bir kapanış gerçekleştireceğiz. O hafta sonu riskini almayan yatırımcı güruhu gene ortaya çıkacak mı çıkmayacak mı göreceğiz. Teşekkür ediyorum sana. İzleyicilerimize de veda edelim. İyi tatiller dileyim ben size. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.